Ehl-i Vukuf raporunda müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalıştığı, ha insafsızlar, Allah tebliğ edin diyor. Bunlar da raporda tebliğ ayıp bir şeymiş. Bak bu hadiseler oluyor, bizim uykumuz devam ediyor hala, ayakta. Bu adamlar ne yazmışlar, ne etmiş? Bunlar Üstad Neşet'ti böyle bu raporunu. Bunurcular bildirdi yani. Kafamızın manasını kafamıza mı koyacaktı? Yok. Zaten kafamıza koymak üzere kafada yer yok ki koysun. Nasıl koyacak? Kafada yer kalmadı. Düşüncesini yaymaya çalıştığı, gençlere rehber olacak fikirler sergilediği, müellifin tesettür taraftarı olduğu, yine Ehl-i Vukuf Üstadı en ileri derecede metusena ederken, yani maksadı tenkit, yani İslami hayata tam tamına bağlılığı ayıp olarak ele alıyor Ehl-i Vukuf. Ve bu neşrediliyor, yayılıyor. Millet hala da derin uykusundan hiç şey yapmıyor. Zaten rivayettir bu. Ahir zamanda duhan olacak. Müminler dahi zükkam olacak. Yani mananın inceliğini anlayıp da bir silkinme, bir doğrulmaya doğru imkan bulamayacak. Baygın, diğer ifade de baygın, şişti şey, falanca diyorsun, bir şeyler diyorsun, o hala anlamıyor, baygın. Bunu, bu baygınlığı getiren sosyal hayatta fabrikasyon tesiri diye tabir ediyorum. Münafık ceryanın açılamış olduğu hayat yaşayış şeklidir. O şekle girdiğin zaman, bugünkü hayat içtimaiye giren kimse, o baygınlık diye tabir edilen hadisteki baygınlığa girer. Yani anlayış ve hissiyat. Hissiyat. Evet. Yani işte bu Ehl-i Vukuf'un dedikleri gibi bir manadan uyanma sahibi olmuyor, olması gerekirken. Yani açık açık Ehl-i Vukuf, Bediüzzaman diyor, Allah dediklerinin telkinini, tebliğini yapıyor. Olur mu böyle diyor. Biz hala mışmış uyuyoruz. Ve ben nurculardan daha doymadım. Bu ne biçim söz diyor. Bu ne biçim? Bunlar söylenir mi diye. Biz nurcuların bir yani birileri söyleseydi duyardım yani. Böyle bir değerlendirmeye de gitmediler. Nasıl oluyor da bir İslam memleketinde? Ama raporda var. Yani bu raporun cevabında var. Çünkü onlar merkezi nurcular. Yani Zübeyir abi gibi zatlar. Onları da uyutamaz ki.